Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Haliyle öğrencilerin yurt ve ev bulma telaşı da başladı. Fakat artan kiralar nedeniyle bu yıl öğrencileri çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Özel yurtlarda fiyatlar yıllık neredeyse 200 bin lirayı buluyor. Ev kiraları ise günden güne artmaya devam ediyor. Yaklaşık 8500 lirayla 17 bin TL arasında oda fiyatlarımız var. 4 yıllık barınma süren bittiği için fakat okulum 1 yıl uzadı. Yurttan çıkmam isteniyor. Ev fiyatları da 20 bin 30 bin civarında. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin hayallerini süsleyen şehirlerin başında İstanbul geliyor. Ama barınma sorunu bu şehrin artık bir gerçeği. Özel yurtların yıllık ücretleri 150 bin 200 bin lira arasında değişiyor. Öğrencilerin en fazla tercih ettiği semtler Beşiktaş ve Şişli'de de ortalama bir evin kirası 25-30 bin lira arasında. Özel yurt sahipleri fiyatların artma nedeni olarak maliyetleri gösteriyor. Elektrik fiyatları arttı, doğalgaz fiyatları arttı, su fiyatları arttı. Bunların maliyeti bize geçen seneye göre 2-3 kat arttı. Bizim kiramız geçen seneye göre, o da bize 3 kat arttı. Genel olarak bir ortaklaşa ev tutma arayışındayız arkadaşlarımla beraber. Çünkü daha ortak olduğu zaman daha uygun fiyatlı oluyor. Makul fiyatlarda ev tutmuş oluyoruz. Genel olarak okula yakın olmasına, marketlere, zincir marketlere yakın olmasına dikkat ediyorum. Ulaşıma metroya, metrobüse yakın olmasına dikkat ediyoruz. Ev sahipleri de dairelerini öğrencilere kiralamak istiyor. Çünkü belli bir süre sonra evden çıkıyorlar. Ancak kiralar cep yakıyor. 3 ay önce baktığım ev fiyatı 9 binken şu an 18 bin. Yani çok büyük bir çaresizlik içerisindeyim açıkçası. Öğrenciler çareyi oda kiralama ya da paylaşımlı ev tutmakta buluyor. Daha çok 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelerek bir ev tutmaya çalışıyorlar. Hatta ev sahipleri bile kendi odalarını öğrencilere kiraya vermeye, paylaşmaya başladılar.